bakalım. En çok hak eden, bütün hafta puanları toplayan 10 altın bileziğin sahibi olur. Eğer burada olmak, yarışmak isterseniz www.kanald.com.tr 0539 ay 0539 570 37 07. Çok güzel. Yani kimse bir Beyhan olamıyor tabii. He? Olur ya, o da olur. Beyhan abla, sana bugünlerde ne oluyor? Niye? He? Hayırdır, böyle bir psikolojik bir şey mi yaşıyorsun? Bu sabahki olay nedir? Bir de benim kulisimin önünde açıp meraktan baktım yani saçım yapılırken. Sorma ya. Bir gürültü, bir toz krizi. Hayırdır inşallah. He? Ya, her sabah seninle program açıyoruz. Nursel Hanım, senin kapının önünde sessizce oturuyoruz. Benim de canım istedi, tost istedi. Kapının önünde derken orada bir oturma grubu var. O koltuk var ya, beyaz koltukta. Aynen. Arzu Hanım, Gönül konferans duşlarımızı yapıyor. Ben de tost. Böyle yaparken şöyle bir döndüm. Tostumdan biri sırmış. Elinde tuttuğun tostundan. Sehpanın üstüne bıraktım. Hani tuşları yapıyorlar ya. Saçmalama. Beyhan teyze, olur mu öyle şey ya? Nasıl yani? Dur, bir de anlat. Son rutuşta bir ısırmış mıydın? Tostundan hiç ısırmış mıydın? Aşkım bak, son rutuşları yapıyorlar ya, duşları. Onu anladım. Sen tostundan bir ısırık alıp mı bırakmıştın? Yoksa hiç ısırmamıştın, bir baktın ısırılmış. Hiç ısırmadan bıraktım oraya. Ne diyorsun? Bir baktım. Dedim Arzu Hanım da burasını böyle ısırıyor. Dedim Allah aşkına, 3 gündür lahmacunuma göz dik, tostuma göz dik. Bu ne ya? Arzu Hanım tostunu mu yedi? Heh, bu da lavaboya gitmiş. O mu yaptı, o mu yaptı bilemedim. Ben lavabodaydım, yoktum. Nursel Hanım, Allah aşkına. Geldim geleli benimle uğraşıyor. Bir lahmacun sen yediniz. Sen de onunla uğraşıyorsun şimdi. Ya ne istiyorsun? Ben niye uğraşayım? Buyurun. Tostumu yediniz de yediniz. Ben sevmem zaten kaşarlı. Hiç sevmem tostunu. Ben niye yiyeyim ki? Gönül gerçekten. Neden yiyeyim? Belki bana inat olsun diye yapıyorsun. Sinirleniyorum ya. Lahmacunun tadını ben kaşarlı tostu sevmem. Sevmem. Gönül Hanımcığım, gerçekten hiç ısırmamış. Gerçekten böyle döndüğünde baktığında ısırılmış mı tost? Ya o da gördü. Evet, masadaydı. Getirdiler. Ondan sonra ben de şöyle döndüm. Ben de ellerimi yıkamaya çünkü benim bitmişti. Ellerimi yıkamaya gittim, geldim tost. Elinde değilmiş, sehpaya bıraktım. Sehpadaydı. Sehpada. Ruj sürülürken bıraktım. Evet. Bak, ruj sürülürken bıraktım, şöyle döndüm ya. Ay, senin tostunu kim yiyeyim? Ay, ne olsa benden biliyorsun. Allah aşkına bırakın ya. Tenezzül bile etmem. Yemem. Isırmadım Arzu Hanım. Senin benim elimdeki yiyecekte bir derdin var. Yani renginden belli olurdu. Tosta illa değer. Onlar profesyonel. Ben yesem bir sürü bulaşır ama onlar Beyhan Hanım. Ruju değdirmeden mi yiyor? Evet. Nasıl yeniyor bir göster. Böyle onlar profesyonel. Ben yiyemem. Nasıl yiyor? Nasıl ruj değdirmeden? Böyle. Sadece dişle mi? Allah Allah. Gerçekten. Söyleyecek söz bulamıyorum. Hayretlerle bakıyorum. Şafak. Aşk olsun. Senin kayınvaliden Beyhan Hanım'ın tostunu yemiş olabilir mi? İhtimalinin de dışında yani. Asla böyle bir şey mümkün değil. Annem böyle şeyleri zaten tenezzül etmez. Bir de hiç kimsenin tostu değil de gidecek Beyhan teyzenin tostunu yiyecek yani. Tabii. Lahmacunun için ne diyorsunuz? Gördük lahmacunun içinde. Ha. Lahmacunun için birbirinize girdiniz. Biz girmedik. Mısıracaktım, mısırmayacaktım. Bir de benim annem kaşarlı tost sevmez. Domatessiz asla yemez yani tostu. Nursel Hanım, ben de hiç zannetmiyorum ki Arzu teyze gibi bir kadın Beyhan teyzenin tostunu oradan alıp ısırıp geri bıraksın. Arzu teyze gibi bir hanım derken yani Beyhan Hanım'dan daha kibar mı? Evet yani çok hanımefendi, naif bir insan. Asla tenezzül edecek bir insan değil. Ya ne alakası var? Naiflikle ne alakası var? Beyhan teyzeyle niye ayrı şey koysan? İkisi de kayınvalide. Hayır ama niye Gönül teyzeden şüphelenilmiyor da direkt Arzu, lavaboya gitti diyor ya. Evet. Yok ki zaten. Belki bir ısırık alıp gittin lavaboya. Nereden bilelim? Kız yok, elindeydi o ara, elindeydi. Bu zamana kadar bu ısırma muhabbetleri yoktu. Gönül ablayla hep yan yanalar. Evet. Arzu Hanım geldiğinden beri hep bir şey ısırmamış. Yani çünkü siz kanka olduğunuz için ısırıyorsa da Beyhan teyze o kadar önemsemiyordu. Gözde, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Böyle. Naif derken, naif. Böyle hanım hanımcık. Beyhan teyze naif değil mi? Bende ne var? Ne yok ki? Ne yok sende, ne yok, ne yok. Bana